Başörtülü avukatı kapıdan kovansınız. Onun için masaya vurmaz. İkiniz yanmamış. Usluba bak. İkiniz yanmamış. Bu üslupla, bu üslupla sizin hiçbir zaman ne demokrasiden ne de hiçbir şeyden. Ben ne avukatlık hayatımda ne baro başkanlığı hayatımda 2008-2010. Kapıdan adam kovmadım. Değil ki başörtülü. Kapıdan adam kovmadım. Tabii. Ama sen galiba birileriyle karıştırıyorsun. Tabii. Fakat böyle bir şeyiniz oldu mu siz? Yok. Hayır efendim böyle bir şey hiç olmaz. Peki. Ama Aysan Bey ben tekrar ya, söylüyorum. Toparlasın isterseniz Muhammed Bey. Ben tekrar söylüyorum. Beyefendiyle bu masada olmaktan dolayı ben... Bu ülkede sizler de bir partinin genel başkanısınız. Bir kişiye ruhsat verdin mi? Efendim? 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 Anlamadım. Efendim anlamadım. Peki. Hakikaten tiyatrocu ya. İçiniz yanmıyor çünkü. Dalga mı geçiyorsunuz? İçiniz yanmıyor çünkü. Ne içinden bahsediyorsun beyefendi? Bir kişiye, başörtülü bir kişiye ruhsat verdin mi? Böyle bir tartışma, böyle bir konuşma olur mu? Verdin mi bir kişiye? Böyle bir konuşma olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii ki. Muammer Bey. Devam edin şimdi. Yani Muammer Bey şu lütfen yanlış anlamayın bu konuda özellikle seviye noktasında evet bu ülkede gerçekten sistem ve rejim sağcısını önce burada bakın önce seviyeyi burada sağlayın. Ne seviyesi tamam, ya? Başörtülü avukatı böyle kapıdan kovacaksın ben kovmadım. Bir kişiye ruhsat verdin mi? Bir kişiye. O dönemde başörtülü hiç kimse gelip ruhsat alamazdı. Alamazdı değil mi? Evet. Alamazdı. Sizin hak özgürlüğünüz bu değil mi? Peki. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyor şimdi hakikaten sen? Nedir yaptığın ya? Peki. Ya? Ne bu terbiyesizlik peki. Ya? Hadi canım lütfen, size lütfen, bırakın lütfen. Ya. Sizin yaptığınız terbiyesizlik. Muammer böyle bir başörtülü insana avukatlık ruhsatı vermiyorsun. Muammer ne diyorsun hadi canım masaya sen de. Vuramazsın. Ne vuramam ya? O dönemlerde bu ülkede gerçekten sorunlar oldu ve haksızlıklar da yapıldı. Bu ister savcısı olsun ister solcusu olsun. Bu hayatın bir parçasıdır.